dönsen, yaralı sevdana dönsen yaralı. Babil Hava Kapısı'ndaki bu muhteşem bayramlaşmayı ekranlarınıza getiriyoruz. Az önce de Hatay Valisi Zeki Şenal'la İdlib Vali Vekili Muhammed Said Zakkul açıklamalarını ekranlara getirdik. Şu anda bu konuda büyük bir emek sarf eden Reyhanlı Belediye Başkanı Sayın Bülent Bahadır da hemen yanı başımızda. Sayın Başkanım, bayramınız kutlu olsun diyoruz. Öncelikle bu muhteşem, bu güzel ilişkilerle insanların yaşamadığı bir bayramlaşmayla ilgili görüntülerle gördüğümüz kadarıyla 30 yıldan bu yana birbirini göremeyen insanların birbirlerini gördükleri zaman ağlaşmalarını, birbirlerine kucaklaşmalarını gerçekten şahit olduk. Yani bu duygu ayrı bir duygu. Tabii bu da benim devremde oluşu sebebiyle bu da bana ayrı bir zevk veriyor. Yani bu benim belediye başkanlığım zamanında bu olayın oluşmasında oluşması benim için ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç. Tabii ben başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerine büyük şükran ediyorum. Bu duyguları bize yaşattıkları için geçen sene burada bir görüşme yaptığımızda, konuştuğumuzda da söyledim. Yani Sayın Jandarma Genel Komutanıma bu konuda büyük emeği vardır. Devletimizin yetkililerinin büyük emeği vardır. 30 yıldan bu yana birbirini göremeyen insanlar geldiler burada, birbirlerinin akrabalarıyla görüştüler. Birbirlerine sarıldılar. Birbirlerini sevdiler, hasret giderdiler. Bundan dolayı yani duygulanmamak elden değildir. Tabii şimdi ben de belediye başkanı olarak, Reyhanlı Belediye Başkanı olarak ne kadar sevinsem, ne kadar mutlu olduğumu şu anda kelimeler bulamıyorum. Ondan dolayı sizlerin de bu güzel tabloları görüntülediğiniz için defalarca bu görüntülerin verilmesini istiyorum. Bu tabloyu, bu iki devletin yetkililerinin can sıcaklıklarını, sevgilerini bir gösterebilirsek çok iyi olacak. Bundan dolayı sizlere yine teşekkür ediyorum. Peki efendim, ikinci bayramlaşma, önümüzdeki bayramlaşma sanırım Türkiye topraklarında olacak. Sayın Vali Zeki Şenal'ın da açıklamalarında beyan ettiği gibi sayısal bir rakam belirlemeyeceklerini, bundan çok çok fazla insanı Türkiye topraklarında kabul edeceklerini beyan ettiler. Neler söylersiniz bu konuda? Tabii Sayın Valimiz, Allah razı olsun, bu konuya çok hassasiyet gösteriyor. Gelecek inşallah mübarek Ramazan bayramı bizde olacak bayramlaşma. Sınır koymayacağız. Onları, bu gelen misafirlerimizi öyle güzel karşılayacağız ki inşallah. Yani zavurlarla, zurnalarla o güzel tabloyu orada inşallah hep beraber göreceğiz. Sayın devlet yetkililerimiz bu konuda bize yardımcı olacaklar. Belediye olarak biz de elimizde gelenin çok fazlasında emek edeceğiz ve bu güzel tablonun oluşmasında inşallah gelecek yıl bunun semeresini göreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz gibi. Ben teşekkür ediyorum. Bu görüntüleri inşallah görüntüleyip halkımıza göstereceğinizden dolayı. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, şu an ekran başında izleyip belki Suriye'de akrabalar olup görüşemeyen vatandaşlar da vardı şüphesiz. Özellikle 900 kişiyle sınırlı kalmıştı. Bu ilk gün 300 kişi, yarın 300 ve dördüncü günü de son 300 kişi olmak üzere toplam 900 kişi Babil Hava, yani bu mekanda bayramlaşma şansına ve imkanına sahip olacaklar. Evet, bu bayramlaşmanın ilk olması nedeniyle bir takım sıkıntılar doğurabilir endişesiyle bu sayısal rakam çok da fazla yukarıya çıkmadı. Sadece Reyhanlı'dan 3000 müracaat vardı ama 100 Kumlu'dan, 200 Altınözü'nden ve diğer 600 kişiler Reyhanlı'dan olmak üzere 3 ilçeyi kapsadı ve 900 kişiyi içine aldı ve önümüzdeki bayramlar umarız insanlar akrabalarıyla yılların özlemini ve hasretini giderecek. Tam 30 yıl, 35 yıl görüşmeyen vatandaşlar bayramlaşıyor.
İşte zaman zaman daha önce kaymakamlar arasındaki protokolü de Reyhanlı İlçe Kaymakamı Doktor Mehmet Gürekmer'den tarafından Harim İlçe Kaymakamı ile yapılmıştı. Sayın Gürekmer'den hemen yanı başımızda. Efendim önce iyi bayramlar diliyoruz. Kolay gelsin. Bu hengamede, bu güzel bayramlaşmada neler söylersiniz iki taraf için? Ben öncelikle Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki akrabalarımızın, kardeşlerimizin mübarek kurban bayramlarını kutluyorum. Onların bu bayramlaşmalarının, bu sevinçlerine biz de katılıyoruz. Şimdiye kadar iki ülke arasında görüşmeler yapıldı. Uzun yıllardan beri böyle bir bayramlaşma yapılamıyordu. İlk defa olması bakımından belki bazı eksikler olabilir ama çok büyük bir coşku var, çok büyük bir heyecan var, çok büyük bir özlem var. Sizler de görüyorsunuz, vatandaşlarımız Suriye'deki akrabalarıyla kucaklaşıyorlar, bayramlaşıyorlar, özlem gideriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda vatandaşımızın Suriye'deki akrabalarıyla bayramlaşma imkanları olacaktır. Önümüzdeki yıllardan itibaren diğer bayramlarda da iki tarafın anlaşması doğrultusunda Türkiye tarafında ve Suriye tarafında bu bayramlaşmalar devam edecektir. Bu münasebetle de iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilişkilerinin de gelişeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Bütün Suriye heyetine buradaki hazırlıklardan dolayı, buradaki ilgiden, misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlara gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Böyle bir sevinç anını, böyle bir kaynaşma anını, böyle bir komşuluk, kardeşlik, dostluk anını beraber yaşamaktan dolayı ayrıca çok memnunum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bayram dediğimiz budur. Gerçek bayram budur. Peki Sayın Gürekmer'den 35 yılın büyük bir hasreti, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan aileleri gördük. Size göre 35 yılın hasreti ve tarifi nedir efendim? Çok büyük bir özlem var. Çok büyük bir dostluk var, hasret var. Gerçekten biz de iki ülke yetkilileri olarak, başta sayın valilerimiz olmak üzere buna bir ölçüde katkıda bulunabilmişsek kendimizi mutlu hissediyoruz. Onların sevincine biz de ortak oluyoruz. Onların mutluluğuna biz de ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için birinci plandadır. Bizim görevimiz onların mutluluğu. Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum.